Şimdi konumu şuraya açayım, ben oy kullanmıyorum. Oy kullanma sebebimi de söyleyeyim. Oy kullanmak en büyük kişiliklerden birisi. Niye sorarsanız abi, Allah yasak ettiği her şeyi serbest kılmışlar. Kerhane işletiyorlar, pavyon işletiyorlar, bar işletiyorlar, gazino, kumar. Bunlar Allah'ın bütün yasak ettiği şeylerde. Biz meclislerde birbirlerine anavrat söven insanlar istemiyoruz. Biz meclislerde Allah'ın adaletini, Allah'ın kanunu, Allah'ın sohbetini eden insanlar istiyoruz abi. Yani öyle bir yere gidiyor ki abi sistem artık, yani bizim ülke böyle bataklık bir ülkesi. Müslümanlığı geçti mi? Yani Müslüman değiller zaten de. Değiliz de, daha doğrusu öyle anlatayım yani, ben de emin değilim. Yani şu yaşıma geldim, ben de tam emin değilim ki Müslümanım da Müslüman değil. Ben bugüne kadar Müslüman olarak değil de müşrik olarak yaşamıştım abi. Ama tevhidi yani bildikten sonra, yani tevhidi tanıdıktan sonra gerçek Müslümanlığı bildim. Allah'ın kanunlarını bildim. Allah'ın yasasını bildim. Ha, şu an ben konuşuyorum, içeride atabilir, sorun değil. Yani içeride girebilirim, hiç önemli değil. Allah'a yani korkumuz Allah'tan olmalı. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdiki bu sistemde Firavun'dan hiçbir farkı yok. Firavun ne dedi? Bu dünyada dedi ilah benim dedi. Bu da aynı. Bu daha beter. Bu yani benim kanunlarım geçer. Ben hoca arkasından namaz kılmıyorum şahsen. Niye kılmıyorum abim? Allah'ın Kur'an'da yazan gerçekleri söylemiyor. Çiçek haftasında, böcek haftasında devletimiz tamam. Allah'ın sen kanunlarını öğreteceksin. Allah'ın adaletini, Allah'ın yaratmış olduğu şu Kur'an'da ne yazıyor? Yani böyle ne yazdıklarını böyle bilmeyen insanlar dile sen hocasın. İlim sahibisin. En büyük şirklerden birisini yapanlardır hocalar. Yani onlar da biliyor. Onlar hiçbir tağutun üstüne basıp da yemin edilmez. Darın önüne basıp da yemin edilmez. Şimdi adam çıkıyor Atatürk'ün üstüne yemin ediyor. Tövbe aşağı, estağfurullah. Yani mecliste mesela Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalma yemin edilmesini bir şirk olarak mı görüyorsunuz? Direkt şirktir abi. Allah'ın kanunlarına göre şirktir direkt. Yani mesela şu anki sistem, yani şu anki rejim mesela şirk rejimi mi? Şirk rejiminden de beter. Şirk rejim yani kafirleşebiliyorlar abi artık. Şirki de geçtim. Şimdi kafir müşriklerden daha iyidir abi benim gözümde. Şimdi kafir Arapçada inanmayan demektir. İnanmıyor Allah'a. Yani inanmıyor. Müşrik şimdi Allah'ı bilip de Allah'ın sen kanunlarını biliyorsun. Allah'ın yaratmış olduğu Kur'an'ı biliyorsun. Açıp okumuyorsun. Yani namazı biliyorsun, niyazı biliyorsun, Allah'ın vasıflarını yerine getirmiyorsun. Yani sen ondan daha kötüsün. Sen Allah'ı bildiğin halde, Allah'ın Kur'an'ın adaletini bildiğin halde, cenneti, cehennemi tam bildiğin halde sen yerine getirmiyorsun. O daha benim gözümde yani kafirden daha kötüdür yani müşrik şimdiki. Oy kullanmaya şirk dediniz. Bunun sebebi ne mesela? Abi oy kullanmak en büyük şirklerden birisi de oy kullanmaktır zaten. Allah'ın yani yasak diye bütün her şeyi serbest kılan bir ülkedeyiz. Biz de ne yapıyoruz? Destek veriyoruz. En büyük yani şirki biz yapıyoruz. Yani oy kullanan bir insan mesela o fiiliyle ne yapmış oluyor yani? Şirke girmiş oluyor yani, Allah'a karşı gelmiş oluyor direkt. Yani hükmü Allah'tan başkasına mı vermiş oluyor? Aynen, hükmü Allah'tan başka. Yani şimdi hani diyorlar ya bu dünyada ilah benim, bu dünyada bunlar diyorlar bu dünyada ilah benim diyor. Benim kanunlarım geçer. Allah'ın kanunları verken yasa üstüne yasa çıkartanlar kafirin ta kendisidir diyor. Yani yasa üstüne yasa çıkartmışlar abi. Biz de ne yapıyoruz? Destek veriyoruz o yasaya. Ana yasaya destek veriyoruz yani. Anladın mı abi? O yüzden ben doğru bilmiyorum. Yani bizim ülkemiz yani şeriat ülkesi olması lazım. Yani bayanlarımız geçtiği zaman böyle affedersin böyle biz abi yolda yürüdüğümüz zaman bir sürü günaha giriyoruz. Niye günaha giriyoruz? Çünkü Allah'ın şeriatını yaşamadığımızdan dolayı biz de günaha giriyoruz. Göz günahından giriyoruz. Affedersin nefsimiz kaçıyor. Yani her kötü yola başvurup yani görüyoruz bunlar. Bugün bu sistemin biraz da ırkçılık bir sorunu var. Mesela siz Türk müsünüz, Kürt müsünüz? Kürt'üm abi. Yani bugün mesela ne mutlu Türk'ümü savunan insanlar var ve ne mutlu Türk'ümün üzerinde ya da Türkçülüğün üzerinden birlik olabileceğini düşünen insanlar var. Bir Kürt olarak ben bunu size sorayım. Gerçekten Türkçülük üzerinde mi bu topluluk birleşir, yoksa İslam üzerinde mi bu topluluk birleşir? Türkçülük yani hepsi hikaye. Kürt yani Kürt dediğin Müslüman olmak önemli. Kürt, Mürt, Türk hiç benim yok şeymiş, yok buymuş, Lazmış, Çerkez'in hiç önemli değil. Benim görüş açım böyle Kürt'e, Türkiye değil. Benim görüş açım Allah'ın kanununa kim hareket ediyor? Allah'ın kanununda kim cihat ediyor? Kim yani vasfını yerine getiriyor? O benim için önemlidir. Peki bugün ne mutlu Türk'üm diyene sözüne karşı ne düşünüyorsunuz? Bir Kürt olarak. Ne mutlu Türk'üm diyene yerine değil de ne mutlu ki Müslümanım demeyi daha tercih ederdim. Onlar ırkçılık yaptığı için rahatsız oluyorum. Kendim ırkçı görüş açımdan dolayı değil yani. Abi şimdi çünkü yani çok... Bu sizi ayrıştırıyor mu? Ayrı ya beni yani benim değil benim bakış açımı onlar bizi ayrıştırıyor. Yani benim gözümden ben yani herkesi bir tutuyorum da onlar benim gözümden yani onların kendi gözlerinden bizi ayırmaya çalışan bir sistemi yerine getirmişler. Tamam abi ne mutlu Türk'üm yani. Sorun değil mi? Türk, Kürt, Laz şey fark etmez. Önemli olan yani karşındaki insan Kürt'ü de düşünmesi lazım. Laz'ı da düşünmesi lazım. Çerkez'i yani bunu derken bunu düşünmesi lazım. Oy kullanırken beraber kullanıyorsak veyahut da her şeyi beraber yapıyorsak, yönetiyorsak bu ülkede her şey eşit olmalı abi. Şimdi bize yani laiklik diyorsunuz ki bütün dinlere eşit olmasıyla beraber bütün ırklar da eşit olsun ve Türkçüle, Kürtçüle, Laz'la hepsine eşit olsun. Aynen. Ve böyle kavramlarla insanları rencide etmesin. Aynen öyle abi. Peki yani... Türkçülük mü insanları bugün birleştirebilir, İslam mı birleştirebilir? Tabii ki de İslam birleştirir. Ne mutlu Kürdüm diyenlerden rahatsız mısınız? Canım tabii rahatsızım. Abi ne mutlu Müslüman. En büyük isteğim yani ne mutlu Müslümanım demek. Ne mutlu İslam devletindeyiz. Allah'ın adaleti yani Kürt'ü Türk olmaması lazım. Müslüman olması lazım. lazım. Kafiriyle Müslümana ayrıştırmamız lazım. Türk'ü Kürd'ü değil abi. Yani öyle bir şey değiliz ki artık şimdi nasıl olmuş diyor, Kürd'ü ayrıştırıyorlar. Kafiri değil abi. Yani elin gavuru gelsin, daha yani daha sadığız, daha böyle şeyiz, ilimli, daha bakış açımız geniş. Çünkü affedersin söyleme sahip elin Yahudisine, elin yani Hristiyanlar daha sadığız yani abi. Onların sisteminin altında yaşıyoruz abi. Yani Müslümanın sistemi değil. Bırak geçtim Türk'ü de, Türkiye'nin sistemi de değil bu. Kafir bir sistemin altında yaşıyoruz. Yani bu kadar abi. Çok teşekkürler.